İlginç bir olay Antalya'da yaşandı. 2 yaşındaki bebek annesi dışarıdayken babasının evde uyuyakalmasını fırsat bilip önce kapıyı açtı, sokağa çıktı ve yaklaşık 500 metre sonra yolda yürüyen duyarlı vatandaşlar tarafından bulunmuş. Bir dükkana götürülmüş, üzeri değiştirilmiş çünkü dışarıda çok yağmur varmış ve ıslanmış. Gerçekten vatandaşlar da gözyaşları dökmüşler. Polise haber verilmesiyle Allah'tan annesine verilmiş, bulunmuş. O da çok sevinmiştir. İzleyelim bakalım ayrıntıları. Aa, ıslanmış bayağı. Yok, bu benim değil. Bunu tanımalım ben. Kız sen şu okula giderdin de ben tanıdın mı beni? Çocuğunuz da sınavı aldı. Hamileydi o zaman. Ay anne dedi. Anne dedi. Sizin tanımıyor muyum? Ben bunu tanıyorum Emrullah. Ama tabi çocuğu olunca görüyorum. Yolda gördüm, yolda şurada. Evet evet benim. Alın bu da dön de kalsın diye şeyini çekmiyor. Emre sana da. Abla. Sen niye çıktın? Bu bir yana gitti. Kalsın diye. Önce tanıyamadı çocuğunu, benim değil dedi. Sonra çocuk anne dedi. O annesini tanıdı. 2 yaşında ıslanmış bir de. Kıyamam ya hocam, çok üzücü. Nasıl olabiliyor böyle şeyler? Vallahi bu çok sık oluyor. Ciddi misin? Gerçekten çok sık oluyor. Benim de başıma geldi. Yani benim de başıma geldi bu tür şeyler. Çok dikkatli, titiz olmama rağmen çok başıma geldi. Birini anlatayım mı? Buyurun. Oğullarımın sünnet düğünü. Bursa'da yapıyoruz. Kayınvalidem rahmetli Bursa'da oturuyor. Onun isteği üzerine orada sünnetlerini yaptık. Sünnet düğünü yaptık. Sünnetten sonra düğün faslına geldi. Birçok davetli. Bursa Kültür Park içinde bir yerde yaptık. Biz davetlerle uğraşırken bizim 2 tane sünnet çocuğu altınlarla birlikte parka gitmişler gezmeye. İzin almadan, haber vermeden. Haber vermeden. Bu yaşlar yani biri 8, birisi 4 yaşında falan. Anlatabiliyor muyum? Tabii. Aklım gitti. Gitmez olur mu? Yani çocuğu bırak, altınlarla gidebilir. Altınlar üstlerinde, altınlar takılmış böyle. Tutar biri kolundan götürür altınlar tabii, için. Yani bundan daha tehlike. Bunun yaşı küçük. Çok küçük hocam, 2 yaşında. Ha, bunun yaşı küçük, hiç aklı ermez, bir şey yapmaz. Bütün mesele taklit kapıyı açabilir, gidebilir. Ya büyük bir ihtimalle tek katlı evde oturuyorlar. Yani şeyde tahminim o benim yani. Gerçekten dolayısıyla çok dikkatli olmak çocuğunuz gerek. Çocuk küçükse hiçbir şekilde pencere kenarında üstüne çıkabilecek sandalye ya da tabure ya da bir masa koymayın. Pencere kenarında bir koltuk ya da kanepe koymayın. Kapınızı kilitli tutun. Kapınızı kilitli tutun. Yani çocuğunuz küçükse, bu tahmin edecek bir olay değil. Yolda tek başına yürümüş yani, 500 metre kadar yürümüş. Ya bırak Allah yürümesin, korusun, araba çıkması, çarpabilir. Çıkması korkunç bir şey. Çok korkunç gerçekten. Çıkması bu arada hocam, bulan bir şey. Vatandaşlarımızın Allah korumuş. Gerçekten bulan Allah korumuş vatandaşlarımızın yani. Dikkati çok çok önemli bir şeye sebep olmuş aslında, çocuğun ailesine kavuşturulmasına. Bir röportajı var bulan vatandaşlarımızın, izleyelim bakalım. Yolda gördüm, benim torun bakıyormuş, baktım. Böyle arabanın yanı başında. Hı hı. Çok üzüldüm böyle. Yalnız gidiyor öyle. Oradan da bir kadın geliyordu. Dedim ona, çocuğun elinden tut dedim. Çiğnenecek dedim. Değil mi? Yoldaydı. Yoldaydı. O da tuttu, getirdi. Şuraya bakkala götür dedim. O ağlıyor. Bu da bizi indik hemen aşağı. Aşağı yani. İndik, kimse yok. Sağdık, giydiğini. Hemen gittik. Üstümü koymuşum, giydiğini işte. Çok üzüldüm. Çok benim de var torunlarım. Cihaz da kahrolmuş ama gerçekten öyle yani. Ama duygulamaması mümkün çok değil. Çok üzücü.
Şimdi buradaki tek kusur kapının kilitlenmemesidir. Anlatabildim mi? Başka türlü tehlikeler de var ama şimdi genel hayat tecrübemden ben bunu söylüyorum. Özellikle küçük çocuğu bulunanlar olmadık bir zamanda bir alışverişte diyelim ki çocuğun elinden tuttunuz bir vitrine ya da bir yere girdiniz 5 dakika bir şeye bakacaksınız değil mi? Çocuğunuzu lütfen yerinden ayırmayın. Ayrılır, sırtınızda dönersiniz bulamazsınız. Bu bir. İki, çocuklar belli bir yaşa gelince, yani 2 yaş çok küçük, 2 yaşa bunu öğretemezsin. Ama 3-4 yaşlarında benim babam bu, benim annem bu falan diye hatta bir tarafına bir telefon numarası yazıp koymak bile hayat kurtarır. Bir şey çok önemli. Benim öğrettiğim, çocuklarıma öğrettiğim şey şuydu. Bu kaçan adamlara. Kaçmışlardı ya, bayağı uzağa gitmişler ama. Koskoca parkta kaydıraktan kayıyor adamlar ya. Yani güler misiniz, ağlar mısınız? Gerçekten şaşırdık öyle. Yani. Ve ortalık iyi niyetli insanlarla da dolu değil. Yani park burada, gibi bir yer, park gibi bir yer. Orada da yani parkı. Sizin olayınızda da burada da çok şanslı çocuk. Yani kötü niyetli insanlara da denk gelebilirdi, kaçırılabilirdi. Yani kesin. Bunun aklına gerçekten bin bir buradan türlü şey geliyor. Buradan kesinlikle Allah korumuş. Kesinlikle yani buna başka bir şey demek mümkün değil yani. Bunu daha önce de söyledik. Küçük çocuğunuz varsa siz önlem alacaksınız bu çocuğun. Yani kadın herhalde eve gidince de kocasını mahvetmiştir diye düşünüyorum. Çocuğu sana bıraktım, sen çocuğa sahip çıkamadın diye. Uyudun kaldın, çocuk kapıyı açtı gitti. Kapıyı açtın hiç sesini duymadın mı? Bu nasıl uyku bir adam demiştir yani. Ben olsam derdim. Ben de hak ederdim yani. Yani hocam, vallahi ben sinirleniyorum böyle şeylere. Ben de o lafı hak ederdim yani.